Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Merhabalar Adem, merhaba Orta Medya takipçileri. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol hocam, iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Bugün Aşık Veysel'le açtık programı. Neden? Neden? Çünkü bugünkü anahtar sözcüklerde değerli ozanımız, üstadımız Aşık Veysel'in bir betimlemesi var. Uzun ince bir yoldayım. Uzun ince yol. Akla ne gelir abi burada? Vücutta. Esasında o ömür hocam, hayat yani. Uzun ince bir yoldayız. Anladım. Bunu ama ortopediye uyarla abi. Vücuda uyarla. Felsefi ol adam. Pragmatik ol. Üretici ol. Empatik ol, sempatik ol. Bir şey ol abi, bir şey ol. Benim arkamda bana yardım edecek adam görmeliyim. Hocam kaval kemiğidir, uzundur, incedir. Güzel ama bilemedin. Başka vücutta ne olabilir uzun, ince olan? Ya onu söylemeyeceğim hocam, boşuna uğraşmayın. abi çok fesat. Çok fesat abi, çok fesat. Yani bugün sana insan vücudunda önemli ve riskli yapıların içerisinde ilerlemiş olduğu tünellerden bahsedeceğim. Ama bu senin bildiğin tünellerden değil. Mesela tünellerin ortak noktası ne? Girişi olur hocam, bravo. Bir çıkışı olur. Bravo. Başka? Çıkışı olmasa mağara olur çünkü. Doğru. Başka? Üstü kapalı olur, sağa solu kapalı olur. Evet. Sonu? Işık görürüz. Bravo. İşte bu. Bizim vücudumuzdaki tünellerin normal senin kafandaki tünelden tek farkı sonunda ışık yok abi. Bugün sana karpal tünel sendromu, halk arasında elde sinir sıkışmasından biraz bahsedeceğim. Senin sinirin sıkışıyor mu hiç arada böyle şeyin? Ne zaman böyle bir şey sorsanız 3-5 gün sonra bende de oluyor, o yüzden. ya bak, şomazlı mı diyorsun? Sıkıntı varsa gel, tedavi ederim ben. Vücutta damarlar ve sinirler, bunlar riskli yapılar. Bir noktadan ilerlediği zaman aynı Bolu Tüneli gibi etrafı sert yapılarla çevrilmiştir ki içerideki dokular zarar görmesin diye. Karpal tünel sendromu da avuç içimizdeki Bolu Tüneli diyelim biz buna. Buradaki tünelin daralması veya tünelin içinden geçen araçların büyümesi. El bileği içerisinde bir sürü farklı sinir yapıları giriyor. Bunlar içerisinde özellikle bu ortadaki tünel, bizim söylemiş olduğumuz karpal tünel içerisinde altı kemik çatı vardır. Üstünde de böyle bir trambolin gibi, tente gibi kalınlaşmış bir bağ vardır. İçerisinden 9 tane yapı geçer. Bundan 8 tanesi parmaklarımızı hareket ettiren tendonlar, bir tanesi de sinirdir. Ket5 kablo gibi anlattınız hocam ya. Ket5 ne? Şu internet kabloları var ya, bilgisayara taktığımız. Yani o kadar iyiyim. Ne zaman ki bu sinir bazı hastalıklara bağlı, birazdan bahsedeceğim, sıkışır kalır, parmaklarımızda, ellerimizde uyuşma ve güçsüzlüğe neden olur. Bunun adına biz karpal tünel sendromu diyoruz. En sık adam kadınlarda görülür. Risk grupları var. İki tip ayırabiliriz bunları. Bir tanesi aşırı kullanıma bağlı ortaya çıkan risk grupları. El bileğini devamlı klavyeyle birlikte masa üstüne koyup çalışan, mouse kullananlar, vibratörler var ya şöyle titreyen, onları kullananlar, cerrahlarda, yazı yazan öğretmenlerde, müzisyenlerde olabileceği gibi ileri yaş, menopoz, gebelik, şeker hastalığı, diyabetes mellitus, hipotiroidi aynı şekilde. Bunların hepsi karpal tünelini ortaya çıkarmak adına risk faktörleri. Bunun 3 tane belirtisi oluyor. Genellikle hastalar elim ecişiyor, kımıl kımıl oluyor, dermansızlık var diyor. Bizim anlayacağımız dile çevirecek olursam uyuşma var, karıncalanma var, güçsüzlük var gibi oluyor. Bütün avuç içine yayılan, baş parmak köküne yayılan, bu 3 parmağı etkileyen, hatta bu 4. parmağın bir kısmını etkileyen bir ağrı yanma hissiyle, karıncalanmayla kendini gösteriyor. Daha ileri olgularda elin çaydanlığı kavrayıp düşürmesi, elindeki cezveyi, tencereyi kaldıramaması gibi problemlerle kendini gösteriyor. Önce hastayla iyi bir hikaye alma neticesinde. Sonrasında yapılan bazı özel testler var. İki elinin sırtını şöyle iyice birbirine yapıştırıyor ve biraz böyle bekliyoruz. Peki herhangi bir elinde ya da iki elinde uyuşukluk başlayan oldu mu? Kızım ne oluyor ya? Pınar ne oldu? Pınar. Sıkıştırma testleri var, falen testi var, tinel bulgusu var. Şu şekilde ele vurarak elektrik çarpmasını hissetme bulgusu gibi. Bu tip olgularda bu sinir muayenesi yapılarak kesine yakın tanı EMG ile konuluyor. Hastalar onu çok sevmiyor, böyle devamlı iğneler batırılarak yapılan bir tetkik olduğu için. Tedavisi nasıl hocam? Cerrahi mi yoksa bir ilaç? Bakın sinir sıkışmasında
ne yapıyoruz? Isırganla kiraz sapı. Beraberce sıcak suyun içinde bekleteceksiniz. Sonra ılımaya bırakın ve suyunu için. Genellikle hafif, orta, ağır seviye olmak üzere 3 seviyeye ayrılıyor. Hafif seviyelerde daha çok istirahat atelleri öneriyoruz. Bazı davranışsal yapmış olduğu yanlış hareketleri yapmasını engelliyoruz ve bu şekilde bir takip alıyoruz. Ultrason eşliğinde sinirin çevresine kortizon enjeksiyonları var. Oradaki sinirin ödemini azaltmak için uygulanan şeyler bunlar. Ama belli bir noktaya geçtikten sonra artık orta ileri seviyelerde aynı Bolu tünelinin üst taraftaki duvarını kaldırır gibi onu tünel olma vasfından çıkartıp üst taraftaki ligaman dediğimiz, gevşeterek median sinir dediğimiz sinirin nefes almasını ve diğer kendi yanındaki tendonlar arasında sıkışmasını engelleyici bir uygulama yapıyoruz zaten. Peki hocam, bu tünel korumak için var ya, orayı kestiğinizde, gevşettiğinizde bu sefer korumayı ortadan kaldırıyorsunuz. Evet, bu soruyu soracağımı biliyordum madem. Şöyle söyleyeyim sana. Oradaki tendonlar, sinirler yani sağa sola kaçışmıyorlar, merak etme. Sadece üstteki o çatı görevi gören sertleşmiş, kalınlaşmış bağı gevşetip daha yumuşak dokuyla kapatıyoruz üstüne. Bir nevi üstü yumuşatmış oluyoruz. Biraz daha sinirin sıkışma potansiyelini azaltmış, hareket kabiliyetini artırmış oluyoruz abiciğim. Tamam. Anladın mı? Güzel hocam, teşekkür ettim. Sağ ol. Kısa bilgi, 5 dakika.